Herkese merhaba StudyLens kanalına hoş geldiniz. KPSS 2020 güncel bilgiler videolarıyla devam ediyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. Aralık 2019'da idama mahkum edilen Pervez Müşerref hangi ülkede devlet başkanlığı yaptı? Cevap Pakistan 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti olarak ilan edilen Dakka hangi ülkenin başkentidir? Cevap: Bangladeş. E-Devlet sisteminin yeni adı nedir? Dijital Türkiye. 2020 Ocak ayında Denizli'de keşfedilen Endemik bitkinin adı nedir? Bu bitkinin adı yünlü gelin bitkisi ve Denizli'nin Çam elinde yetişiyormuş. NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibin içinde yer alan Türk bilim insanı kimdir? Betül Kaçar 2020 yılı Avrupa spor kenti neresidir? Çorlu. Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs gücü kimdir? Cevap Kasım Süleymani Türkiye'nin havacılık temalı Türk Yıldızları Parkı nerede açıldı? Cevap: Konya'da açıldı. Aynı zamanda bu ilk Türk Yıldızları Parkı'dır. 2019 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçilen Türk kadın yargıç kimdir? Doçent Doktor Saadet Yüksel'dir. Doçent Doktor Saadet Yüksel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki törenine de e, üst düzey e, bakanlar sanırım, Yargıtay, Danıştay gibi bazı kurumların e, hani en başındaki insanlar da bu törene katılmışlar. 2020 Teknofest nerede yapılacak? Teknofest Gaziantep'te yapılacak bu yıl. Kayseri Spor Başkanı seçilerek Süper Lig tarihinde ilk kadın başkan olma ünvanını alan kişi, baya bir haber oldu bu da, Berna Gözbaşı. UNESCO tarafından seçilen 2020 Dünya Kitap Başkenti neresidir? Dünya kitap başkenti Kuala Lumpur aynı zamanda burası Malezya'nın başkenti oluyor. Özellikle deneme sınavlarında çok geliyor bu soru. Ocak 2020'de helikopter kazası geçirerek yaşamını yitiren NBA efsanesi kimdir? Kobe Bryant. Bunu da haberlerde bayağı duyduk zaten. Ekim 2019'da Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? Bu da bayağı konuşuldu. Bu Sena Sürmeneli. Gördüğünüz gibi 69 kilogramda yarışmış ve altın madalya kazanmış. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası. Ekim 2019 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 Nobel Barış Ödülü kime verildi? 2019 Nobel Barış Ödülü Abi Ahmet Ali'ye verildi. Aynı zamanda Abi Ahmet Ali Etiyopya'nın başbakanıdır. 2020 Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yapacak ülkeler. Kimler bakalım? Cevap Hırvatistan ve Almanya. İlk 6 ay Hırvatistan, son 6 ayda Almanya yapacaktır. Bu da denemelerde oldukça çıkan bir soru. Beyaz Kartal olarak anılan, Ekim 2019 yılında hayata gözlerini yuman ünlü şairimiz kimdir? Bahattin Karakoç'tur. Beyaz Kartal Salda Gölü'nde tüpsüz, nefessiz bir dakika 58 saniyede 65 metre derine dalarak dünya serbest dalış rekortmenliğini alan sporcumuz Hepinizin bildiği gibi Şahika Ercümen Salda Gölü de Burdur'da. 92 yaşında ülkemizin en yaşlı atleti olan 2018'de katıldığı koşu yarışmasını koşu yarışmasında hayatını kaybeden sporcumuz kimdir? Erdoğan Duldadır. 2019 yılında Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın madalya kazanan sporcumuz kimdir ve aynı zamanda da iki kez üst üste dünya şampiyonu olan kadın sporcumuz İrem Yaman'dır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Aralık 2015'te halka açık bir şekilde kutlanan Musevilerin kutsal saydığı gün nedir? Hanuka bayramıdır ve Ortaköy'de kutlanmış. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 gaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından da Avrupa'ya taşınması amacını taşıyan proje nedir? Şah Deniz'deki doğal gazı önce Türkiye'ye sonra Avrupa'ya taşıyan proje TANAP'tır. Dünyada üçüncü, Avrupa'da ilk olan dijital akvaryum nerede açılmıştır? Avrupa'da ilk dijital akvaryum İstanbul'da açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü verilerine göre turistler tarafından en çok ziyaret edilen müze nedir? En çok ziyaret edilen müze Ayasofya Müzesi. İlk yerli tank savar füzemiz UMTAS. Evet arkadaşlar 25 adet güncel ile bu videoyu da tamamladık. Dilerseniz durdurarak not alabilirsiniz. Dilerseniz videoyu tekrar başa sararak dinleyebilirsiniz. Soru cevap şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bir sonraki güncel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.